Esselamu aleyküm kıymetli FME TV izleyenleri. Yepyeni bir bölümle, yepyeni yarışmacılarla, Kur'an yarışmasıyla yeniden karşınızdayız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de yanımızda 5 tane hafızlık yapan, hafızlığa hazırlık yapan medrese talebesi, ilim öğrenen kardeşlerimiz var. Onlarla tanışacağız, onlarla kaynaşacağız. Daha sonra da inşallah duygu düşüncelerini aldıktan sonra yarışmaya uğurlayacağız. Bugünün ilk yarışmacısı yanımızda Mehmet Emin Yıldırım kardeşimiz var. Onun duygu düşüncelerini alalım. Daha sonra ilk yarışmacı olarak onu yarışmaya, stüdyoya uğurlayalım inşallah. Mehmet Emin kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Kendini tanıtır mısın? Eğitim durumun nedir? Hafızlık. Hafızlık yapıyorsun. Kaçta gidiyorsun? 4. Maşallah. Kaç yaşındasın peki? 10. 10 yaşındasın. Hangi kursta okuyorsun? Şehitlik Kur'an kursu. Maşallah. Buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Tamamdır inşallah. Biz seni yarışmaya uğurlayalım besmele ile. İnşallah güzel bir yarışma geçirirsin. Allah seni muvaffak etsin. İnşallah birinci sen olursun. Ama bunu bütün arkadaşlarına söylüyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyircilerimiz, ilk yarışmacımızı sahneye davet ediyoruz. Mehmet Emin, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle yerini alalım seni. Mehmet Emin, seni kısaca bir tanıyalım. İsmim Mehmet Emin, soyadım Yıldırım. Hafızlık yapıyorum. Fatih Medreseleri Şehitlik Kur'an kursunda okuyorum. 4'le gidiyorum. Evet, kaç yaşındaydın Mehmet Emin? 10. 10 yaşındasın. 4 sayfa veriyorsun her gün. Ne zaman başladın hafızlığa? 3 ay önce. Yaklaşık 3 ay önce. Çok güzel. Kur'an okumayı seviyor musun? Evet. Ailende başka hafız var mı? Yok. İlk hafız sen misin? Evet. Güzel. Güveniyor musun kendine? Evet. O zaman başla bakalım. Seni yaratan Rabbinin ismiyle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis sema. Maşallah. Elhamdülillahi allazî vehebeni alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'u'd-du'a. Rabbi c'alni muqîme s-salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ve la tehsebenne Allahe gafilen amma ya'malu zalimun. İnnemâ yuvakhiruhum liyevmin teşkesu fihil ebsar. Sadakallahul azim. Maşallah. Mehmet Emin, bir su vereyim sana. Şöyle biraz bir su iç bakayım. Afiyet olsun. Ahmet Hocam, sizdeyiz. Mehmet Emin kardeşime hoş geldin diyorum programımıza. Hoş bulduk. Mehmet Emin, nerelisin? Ağrı. Ağrılısın. Maşallah. Buradan da senin vasıtanla tüm Ağrı'ya, tüm Ağrılı izleyicilerimize selamlarımızı gönderelim mi? Gönderelim. El salla bakalım Mehmet Emin Ağrı'ya buradan. Evet, Mehmet Emin. Maşallah, barekallah, gerçekten de 10 yaşında hafızlığın daha ilk başlarındasın. En zor sayfalardasın.
ama inşallah bundan sonrası kolay olacak. Zorlanıyor musun Mehmet Emin hafızlık yaparken? Biraz. Biraz zorlanıyorsun. Bundan sonrası, beşten sonrası inşallah daha da kolay olur. Rabbim sana zihin açıklığı ikram eylesin. Güç, kuvvet versin. Hafızlık yolunda başarılar nasip etsin. Hangi hocada okuyorsun Mehmet Emin? Ali İlhan Hoca. Ali İlhan Hocamıza da buradan selamlarımızı iletelim inşallah. Okuyuşun, talimin, tecvidin, kıraatin gerçekten de güzel maşallah. Kur'an-ı Kerim'in ahlakı, güzelliği sana sirayet etmiş. Rabbim senin nazarlardan muhafaza eylesin. Amin hocam. Ben Mehmet Emin kardeşimize buradan 389 veriyorum inşallah. Talimiyle, tecvidiyle, kıraatıyla. Yani kaç oluyor? 100 üzerinden 89. Tamam inşallah. İnşallah. Mehmet Emin kardeşimize de bundan sonraki hafızlık yolunda başarılar diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam. Mehmet Emin kardeşim tebrik ederim maşallah. Tabii şu anda seyirciler yani niye öyle çok kendini sıkarak okudu, niye öyle başladı diye düşünebilirler. Ancak unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'i bu kadar saf ve temiz bir şekilde okuyan hiçbir canlıya rastlayamazsınız. Bütün içtenliğiyle, bütün samimiyetiyle başladı ve bir dua ile devam etti. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Allah'ım beni ve zürriyetimi namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle. Allah'ım ne olursun dualarımızı kabul eyle. Ayet-i kerimesini okudu. Rabbena ağfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hesab. Allah'ım ey Rabbimiz beni bağışla, annem babamı bağışla ve bütün müminleri hesap gününde bağışla diye dua etti. Dua ayetini okudu. Okurken Eûzu billahi mineşşeytanirracim diye başlayacağı zamanlar gelecek. Daha rahat okuyacağı zamanlar gelecek. Ama şunu unutmayın ki bu kadar saf ve bu kadar temiz Kur'an-ı Kerim ancak Mehmet Emin kardeşim gibi okunurdu. Kendisini tebrik ediyorum, ailesini tebrik ediyorum, hocalarını tebrik ediyorum. Okumuş olduğu ayet-i kerimelerdeki dualara da amin diyorum. Mevla Teala iki cihanda razı olsun. Ben bu kardeşime 93 puan verdim Mevla Teala Hazretleri. Bizlere de böyle evlatlar nasip eylesin. Amin hocam, çok teşekkür ediyoruz. Muhammed hocam. Mehmet Emin kardeşim hoş geldin programımıza. Çok güzel bir okuması vardı. Kuliste giden de gördüm, çok heyecanlıydı. Benim en çok hoşuma giden şey o oldu. Evet. Kur'an-ı Kerim okuma isteği, arzusu böyle içerisinde fazlasıyla var. Sanki aşık gibi yani Kur'an-ı Kerim okumaya. Burada çok heyecanlıydı. Biraz sesini de böyle o yüzden gür çıkartmaya çalıştı. Beni duysun herkes gibisinden. Evet. Dua içeren ayet-i kerimeleri de okudu bize. Allah razı olsun. Ben biraz kendisinden boğazı çok sağlam. Yani mahreçleri çok güzel çıkartabilecek bir ağız yapısı var, öyle söyleyeyim. Evet. Biraz daha çalışmasını tavsiye ediyorum inşallah. Boğaz harflerine, ondan sonra şeddelerde, kelimelerde, geçişlere biraz daha dikkat etmesini, tecvid ilminde iyice hafızasına kazımasını tavsiye ediyorum. Ve bunu sürekli Kur'an-ı Kerim okurken sürekli uygulamaya çalışsın ki artık normal bir hale gelsin. Yani Kur'an-ı Kerim okurken böyle şurası ihfa mıydı, burası idgam mıydı, gam me'algunde miydi, iklab mıydı, neydi filan böyle bir aşinalık, bir meleke haline gelsin. O zaman Kur'an-ı Kerim okurken daha rahat hissedecektir. Evet. Sami Hocam'ın az önce söylemiş olduğu şekilde Kur'an-ı Kerim okumak istiyorsa veya işte yüksek yerlere gelmek istiyorsa çok rahat hissetmesi lazım kendisini. Bu melekeleri de kazandığı zaman, yani mahreç alışkanlığını normal hale getirdiği zaman, tecvidli okumayı normal hale getirdiği zaman çok daha rahat okuyacaktır. Bu sefer diğer farklı varyasyonları, varyeteleri deneme konusunda alan bulacaktır kendisine. Hani hafızasını, sesini daha çok onlarla meşgul edecektir. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Ailesinden Allah razı olsun, hocalarından Allah razı olsun. Amin. Ben kendisine 94 puan veriyorum. Ayrıca yeşil de çok yakışmış maşallah. Çok teşekkür ederiz evet. Hocam. Sağ olun. Evet Mehmet Emin, biraz heyecan vardı sanki nefes konusunda. Acele mi ettin? Ne diyorsun? Heyecan var mıydı? İstediğim gibi mi okudum diyorsun yoksa? Heyecanım yoktu. Heyecanın yoktu. İstediğim gibi okudum diyorsun yani. Bu benim en güzel okuyuşum diyor musun? Değil mi? O zaman biraz sanki heyecan vardı yani.
etki yaptı, ha? Öyle mi? Evet, sen neler söylemek istersin? Bir şey söylemek ister misin Mehmet Emin? Tamam mı? Hocalarımıza, jüriyelerimize bir teşekkür. Teşekkür ederim hocam. Biz sana çok teşekkür ederiz. Rabbim inşallah en kısa zamanda hafızını bitirmeye ikram eylesin. Hafızını ne zaman bitireceksin Mehmet Emin? Hedef var mı? 1,5 sene. İnşallah. Tamam o zaman. İnşallah finalde görüşürüz. Tamam? Hadi bakalım. Gel seni uğurlayalım. Mehmet Emin. Haydi bakalım görüşürüz. Evet sevgili seyircilerimiz. Elhamdülillah programımız başladığından beri burada hafızlık yapan, hafızlığa hazırlık yapan veya hafızlıklarını bitirmiş 9, 10, 11 yaş arası yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Biz onları gördüğümüzde gerçekten gururlanıyoruz. Çok güzel okuyorlar. Kendi yaşlarına göre, kendi çalışmalarına göre gerçekten mükemmel okuyorlar. Ama tabii bu bir yarışma. Hem onları teşvik etmek için hem de siz kıymetli izleyenlerimize, işte Türkiye'mize ve dünyaya Kur'an-ı Kerim'i bu çocukların ne kadar güzel okuduğunu gösterebilmek için bir yarışma olduğundan dolayı bir puanlama devam ediyor. O yüzden dolayı bu şekilde hareket ediyoruz. Rabbim bütün yarışmacılarımıza başarılar ikram etsin diyorum. Maşallah diyelim sevgili izleyenler. Bu yavrularımıza nazar değmesin. Bunlar Efendi Hazretlerimizin, Mahmut Efendi Hazretlerimizin sözüyle siz talebeler ve hocalar kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız. Maşallah diyelim nazar değmesin inşallah. Şimdi bugünün ikinci yarışmacısı yanımızda. Ahmet Faruk Turna kardeşimiz yanımızda. Aynı zamanda benim sorumlu olduğum kursta da okuyor kendisi. Onun da duygu düşüncelerini alalım. Heyecanını mı soralım. Daha sonra da onu yarışmaya uğurlayalım inşallah. Ahmet Faruk kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Allah iyilik versin. Ne yapıyorsun? Bize eğitim durumundan bahseder misin? Seyircilerimiz seni tanısın biraz. İyiyim. Eğitim durumundan bahseder misin bize? Şu anda 9'dan gidiyorum. Hafızlık yapıyorsun. Evet. Maşallah. Hangi kursta okuyorsun? Fadri Medreseleri Genel Kursu'nda. Genel Merkez Kursu'nda okuyorsun. Maşallah. Buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok. Tamam, teşekkür ediyoruz. Seni şimdi yarışmaya uğurlayacağız. Rabbim seni muvaffak etsin inşallah. İnşallah birinci sen olursun. Ama bütün arkadaşlarına söylüyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ikinci yarışmacımızı sahneye alıyoruz. Ahmet Faruk Turna. Gelebilirsin. Ahmet Faruk Turna. Hoş geldin. Nasılsın? Şöyle alalım seni. Buyur. Bembeyazsın Ahmet. Maşallah. Melek gibi girdin içeri. Otur bakalım. Evet Ahmet Faruk Turna. Seni kısaca bir tanıyalım. İsmin, soy isminden başlayabilirsin. Nerede okudun? Hocan? Evet. Benim adım Ahmet Faruk Turna. Merkez kursunda okuyorum. Evet, çok güzel. Hocam Fatih Ulusal hocam. Çok güzel. Peki yüzüne mi okuyorsun, hafızlık mı yapıyorsun? Hafızlık yapıyorum. Kaç sayfa yapıyorsun? 9 sayfa yapıyorsun. Maşallah, çok güzel. Yaraladın yani yolu. Yaşın kaç peki Ahmet? 10 yaşındasın. Yolu yaraladın, öyle mi? Ne zaman biter? Hedefin var mı? Bilmiyorum hocam. Yine bir hedefin olması lazım. Bir hedef belirlemen lazım kendine. 10 sayfaya kadar ne kadar zamanda geldin Misal? Ben 1,5. 1,5 sene mi? Ama o tek hafızlık değil. Tek hafızlık değil. O zaman yaklaşık yine bir 6 ay hazırlanma sürecim var. Yüzüne sürecim. Sonrasında hafızlığa başladın. Güzel, kısa bir zamanda gelmişsin. Bir seneye kalmaz Allah'ın izniyle bitirirsin, öyle mi? İnşallah. İnşallah. Rabbim inşallah hafızını tamamlamaya ikram etsin. Ahmet Faruk, Kur'an okumayı seviyor musun? Evet. Sesli okuyor musun? O zaman bir dinleyelim bakalım seni. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellatake hadisul gâşiyah. Vucuhun yevme izin gâşiyah. A'miletun nâsibah. Tasnâ nâran hâmiyah. Tusqa min aynin âniyah. Leysel hum da'amun illa min zariyah. La yusmin ve la yuvni min cü'ah. Lisa'ya râziyah. Fîc hücûn yevmeydin. Hücûn yevmeydin na'imeh. Lisa'ya râziyah. Fî cennetin âliyah. La tesmeu fîhâ lâgiyah. Fîhâ aynun cariyah. Fîhâ sururun merfu'ah. Ve ekvâbun mevzu'ah. Ve nemârik masfûfeh. Ve zarâbiyyum mebthûfeh.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصفت وإلى الأرض كيف صدعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم صدق الله العظيم. Muhteşemsin Ahmet. Mükemmelsin. Çok mu heyecanlandın? Heyecanı bırakmıyorsun. Hala duruyor. Elin ayağın her yerin oynuyor maşallah. Öyle mi? Çok mu heyecanlandın? Evet. Güzel. Ahmet hocam, sizdeyiz. Ahmet biraz heyecanlıydı. Ahmet var. Evet. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Maşallah çok heyecanlı gördük seni. Nerelisin Ahmet Faruk? Rizeli. Rizelisin. Maşallah. Daha 10 yaşındasın ve hafızın yarısına gelmişsin maşallah. Buradan tüm Rizelilere de selamlarımızı iletelim mi? Evet. Rize'ye selamlarımızı, Rizeli izleyicilerimize de selamlarımızı iletelim inşallah. Ahmet Faruk kardeşim sanki burada bize stüdyoda hafızlık sınıfının atmosferini yaşattı böyle. Evet. Şimdi seyircilerimiz merak ediyordur ya, niçin sallanıyor böyle sallana sallana ileri geri? Bu hafızlıkta artık bir adettir. Hafızlık yapanlar bilir. Rahle başında talebe diz çöktüğü zaman rahlesinin başına, hocasının dizinin dibine hafızlık yaparken bu onu motive eder. Sallandıkça motive olur. Daha da bütün dünyayla konsantrasyona, irtibatı kesilir. Kur'an-ı Kerim'e ezberleyeceği ayete, sayfaya çocuk adeta böyle adapte olur. Hala sallanıyor dikkat ederseniz, izleyicilerimiz, kameraman arkadaşımız da gösterirse. Bu artık bir alışkanlık haline gelmiş. Belli bir zaman sonra da bunu ancak aşıyor çocuklar, talebeler. Hafızlıkta hep böyle sallandıkları için bu gayet normaldir. Evet hocam. Ama Ahmet Faruk kardeşim okuyuşu, hızlı akışı böyle sanki sınıfta da bir devamlı hafızlıklarda bir yarış olur. Ders bitirme yarışı, ders verme yarışı, arkadaşlarıyla rekabet. Önce ben bitireceğim, önce ben ders vereceğim. Ve bunun okuyuşuna sirayet eder. Ahmet de bize o serilikte okudu. Ama inşallah hafızlığın yarısını hemen hemen tamamlamış. Rabbim bundan sonra da zihin açıklığı nasip etsin. Hafızlığını kolay eylesin. Amin hocam. Hocalarımız gerekli sana birkaç tavsiyede de bulunurlar. Benim tavsiyem inşallah istikametle hafızlık yolunda kim ne derse desin sen onlara kulak verme. Sen yarı yola gelmişsin, yolun yarısını aşmışsın Allah'ın izniyle. Bundan sonrasını biiznillah Rabbimin de yardımıyla, bizlerin duası, anne babanın duası, senin de gayretinle, hocanın gayretiyle inşallah tamamlarsın. Ben Ahmet Faruk kardeşimize 85 veriyorum. Başarılarının devamını diliyorum inşallah. Rabbim utandırmasın. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ahmet Faruk kardeşim, tebrik ederim. Kıymetli izleyiciler, bu bizim 3. veya 4. denememi söyleyebilirim değil mi bunu? Evet hocam. Birkaç defa daha tekrarlattık. Bir daha baştan aldık. Dedik ki kardeşim biraz daha yavaş oku. Biraz daha yavaş oku. Heyecanlanıyorsun ki Gâşiye suresi zordur ezber okuması. İstersen yüzünü oku. Ancak buna rağmen yine heyecandan bu şekilde okudu. Zaten hafızlarda şöyle bir sorun vardır. Yüzünü okuyamazlar. Yani hafız bir insan Kur'an-ı Kerim'i yüzüne bakarak okuyamaz. Bir de yaşı küçükse yani baksa bile anlamaz, kafasındaki ezberi tekrar eder. Normalde dışarıda kendisi çok çalışıyordu. Hel etâke hadîsül gâşiye vucûhun yevme idin hâşiyah. Bu şekilde okuyordu. Ancak ekran karşısına geçince sizlerin karşısında biraz heyecanlandı. Defalarca çektik. En dingin olarak bu geldi. Mevla Teala Hazretleri kendisinden razı olsun, 9 sayfayla gidiyor. Yani bu normal gelmesin. Sürekli bu şekilde ders çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'i sürekli bu şekilde okuyor. Bir anda yavaşlama durumu yok zaten. Hafızlığı bitinceye kadar da yani kişilik olarak bu şekilde devam edecek. Ancak bize iki tane insanın durumunu anlattı okumuş olduğu ayeti kerimede. Vucuhun yevme idin haşiyah dedi ki Mevla Teala Hazretlerinin bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinde, o gün bir takım yüzler vardır ki, suratlar vardır ki zelil olacaklar. Hangi suratlar olduğunu anlattı ve
Alttaki ayette وَجُوهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَعِمَهُ Bir takım yüzler vardır ki onlar musmutlu olacaklar. Çok sevinçli olacaklar ve çok sürürlü olacaklar derken ben Ahmet Faruk kardeşime baktım ve içimden Allah'ım bu kardeşimizi bu güler yüzüyle, bu gülen yüzüyle dünyada ve ahirette hep mutlu eyle diye dua ettim. Ve kendi evlatlarımıza da dua ettim. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede buyurmuş olduğu mutlu yüzler, neşeli yüzler, aydın yüzler olarak huzuruna çıkartsın bizleri ve evlatlarımızı inşallah. Ben Ahmet Faruk kardeşime şimdiki okuyuşundan ve bundan önceki heyecanlanmadan önceki okuyuşundan dolayı 91 puan veriyorum. Ve Mevla Teala'ya annesinden, babasından, hocalarından razı olması için dua ve niyazda bulunuyorum. Tekrar tekrar teşekkür ederim Ahmet Faruk kardeşim. Mevla Teala Hazretleri razı olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Muhammed hocam. Evet, Ahmet Faruk kardeşim hoş geldin programımıza. Evet, heyecan olayını biraz fazla yükseklerden bizlere gösterdi. Evet hocam. Ben heyecanlı insanları çok severim. Utangaç insanlara bayılırım. Bizim memleketimizde yani böyle eskiden çocuklarımız böyle hep böyle yetişirlerdi. Bu böyle hep hayatının içerisine devam ediyordu bu şekilde. Şimdi bunun heyecanını da tahmin ediyorum ondan sebeptir. Yani utangaçlığı ve heyecanı Kur'an-ı Kerim okumasına yansıdı. Bundan sebep tabii biraz okuyuşunu hızlı yaptı. Yanlışları da çıktı ama onları inşallah zamanla düzeltecektir diye düşünüyorum. Biraz ders niteliğinde söylemem gereken şeyler var ama onları hocası inşallah dikkate alacaktır. Biraz daha tecvide yani özellikle metlere ve yavaş okutmaya inşallah dikkat edecektir. Bir nefes kontrolünü daha önceki programlarda söylemiştik. Nefes kontrolünü iyi yapmak lazım. Çünkü çok koşturmanın böyle okumaya fazla bir faydası yok. Sakin sakin güzel güzel okumak lazım. Zaten Ahmet Faruk kardeşimiz de çok güzel okudu. Ben kendisini tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim hafız olduğu günleri de icazetnamesini aldığı günleri de görmeyi bizlere nasip eder. Amin hocam. İnşallah. Ben kendisine 88 puan veriyorum. Ailesine, kendisine ve hocasına teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet Ahmet Faruk sen neler söylemek istersin? Bu heyecanın altında ne var? Biraz utangaçlık. Evet. Kamera heyecanı. Öyle mi? Daha önce hiç bu programa katılmış mıydın? Evet. Katılmış mıydın? Evet. Daha önce de tecrüben var yani. Ama hepsinde heyecan oluyor. Hepsinde mi heyecan oluyor? Bir heyecan atamadın mı içinden? Peki kendiken hocana ders okurken heyecanlı mısın? Yok. Heyecanlı değilsin. Hocana ders okurken normal, rahat. Öyle mi? Evet. Güzel, maşallah. İnşallah yavaş yavaş atarsın Ahmet. Hafızını güzel bir şekilde tamamlarsın. İnşallah bir sene içerisinde Allah'ın izniyle sözleştik değil mi? Bir sene içerisinde kalan 10 sayfan kalmış, 11 sayfan kalmış zaten. Onları da tamamladığın zaman inşallah güzel bir şekilde hafızını tamamlarsın Ahmet. Renk kattın bize heyecanınla. Çok teşekkür ediyoruz sana. İnşallah finalde görüşürüz. Öyle mi? Tamam inşallah. Allah'a emanet ol Ahmetciğim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Geçebiliriz. Evet sevgili seyircilerimiz, demiş olduğumuz gibi yavrularımız ufak. Tabii ki kamera karşısına bırakın. Hani biz şimdi hafızlık yaparken bazen hocalarımız götürürlerdi. Bir cenaze olurdu, işte bir mevlüt olurdu, bir işte düğün olurdu. Fark etmez Kur'an-ı Kerim okumaya. İnsanların karşısına geçtiğiniz zaman da okumanız daha bir zorlaşıyor, heyecan oluyor ister istemez. Bizlerde hep her birerlerimizde mutlaka olmuştur. O yüzden Ahmet de gerçekten bu heyecan konusunu biraz zirvede yaşayan yavrularımızdan, yarışmacılarımızdan. Rabbim başarıların devamını ve tamamını ikram etsin. Stüdyomuza renk kattı. Gerçekten Rabbim inşallah hafızını tamamlamayı da ikram etsin diyorum. Ve üçüncü yarışmacımızla devam ediyoruz. Üçüncü yarışmacımız Mahmut Kılıç. Maşallah maşallah. Kıymetli Müslümanlar, eğer sizler de eşinizin, dostunuzun, kendi yavrunuzun, kardeşinizin, yanınızdaki insanların bu şekilde Kur'an nuruyla, Kur'an-ı Kerim ışığıyla yetişmesini, Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini almasını istiyorsanız bize aşağıda yazan iletişim bilgilerimizden ulaşabilir. Kardeşlerimiz için en güzel yerlere, en güzel medreselere ulaştırabilirsiniz inşallah. Yanımızda bugünün
Üçüncü yarışmacısı var. Mahmut Kılıç kardeşimizle beraberiz. Onun da duygu düşüncelerini alıp yarışmaya uğurlayalım inşallah. Mahmut kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Heyecan var mı heyecan? Yok. Yok mu? Maşallah. Bize biraz kendinden bahseder misin? Eğitim durumun nedir? Biraz sesli konuşursan seyircilerimiz duysun seni. Hafızla hazırlık yapıyorum. Oo maşallah. Hangi kursta okuyorsun? Beyaz kurs. Maşallah maşallah. Buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Söyle bakalım. Anneme babama çok teşekkür ediyorum. Hocama da çok teşekkür ediyorum beni eğittiği için. Maşallah çok teşekkür ederiz. Bir selam gönder buradan hocalarına inşallah. Selamünaleyküm. Seni de yarışmaya uğurlayalım. İnşallah sen birinci olursun. Biz seni tutuyoruz. Ama bak bunu bütün arkadaşlarına söylüyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah çok güzel ismin var Mahmut. Çok renkli geliyorsun. Gel bakalım şöyle. Hoş geldin. Şöyle oturabilirsin Mahmut. Maşallah. Nazarlık geldin Mahmut. Nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Evet Mahmut, seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? İzin var mı? Var. Tamam, tanıyalım o zaman seni kısaca bir. O seni duyar. Sen söyle. İsmin nedir? Mahmut. Soy ismin? Kılıç. Kaç kardeşsin Mahmut? 4. 4 tane mi kardeşsin? En büyükleri sen misin, en küçükleri misin? Ortada mısın? En küçükleri. En küçükleri sen misin? Abin mi var? Aha. Kaç tane? Bir tane. Bir tane. İki tane de ablan mı var? Maşallah güzel. Peki hafızlık mı yapıyorsun, yüzüne mi okuyorsun? Hafızlığa hazırlık. Hafızlığa hazırlık yapıyorsun. Çok güzel. Nerede okuyorsun? Beyaz kurs. Hocanın ismi ne? Ömer. Ömer Hoca. Maşallah çok güzel. Nereye okuyacaksın bize? Sebehesme. Hazır mısın? Heyecan var mı? Yok mu? Çok güzel. O zaman bir besmele çek bakalım. Şöyle güzel bir besmele. Sakin ol. İstersen yerini de açabilirsin oradan. Yüzüne okumak istersen de okuyabilirsin. İstemezsen ezbere de okuyabilirsin. Başla bakalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'lâ. Ellezî halaka fesevvâ. Vellezî kaddere fehedâ. Vellezî ehracel mer'â. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa. Sadakallahul azim. Mahmut, maşallah. Barakallah, Rabbim senin nazarlardan muhafaza edin inşallah. Gerçekten çok mükemmel bir okuyuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Edebin burada bizi sardı. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam sizdeyiz. Mahmut kardeşim. Hoş geldin Mahmut'cum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Maşallah, çok iyi gördük seni. Kaç yaşındasın Mahmut? 8. 8 yaşındasın. Nerelisin? İstanbul. İstanbul'da doğdun büyüdün. Maşallah. Mahmut'cum, çok iyi gördük seni. Hafızlığa hazırlanıyorsun. Hafızlığa başlayacaksın inşallah. Ne zaman başlıyorsun? Az kaldı mı? Nerede oturuyorsun? Fatih'te mi? Evet, Fatih'te. Maşallah. Mahmut'cum gerçekten de duruşunla, ahlakınla elhamdülillah Kur'an okuyan çocuktaki ahlakı tüm izleyicilerimiz, sadece Mahmut'ta değil tüm yavrularımızda Kur'an'ın ahlakını burada canlı canlı görebiliyorlar. Görebiliyorlar. Biz buradan birebir hissediyoruz ama evet. İnanın ekran başından milyonlarca kilometre, binlerce kilometre uzakta olsa dahi bu duruşu, bu ahlakı, bu Kur'an'ın ahlakını yavrularımıza nasıl sirayet ettiğini onlar da ekran başlarından hissediyorlardır, hissetmişlerdir. Gerçekten de maşallah Rabbim nazarlardan muhafaza eylesin. Amin hocam. Hafızlık yolunda başarılar nasip eylesin sana. Amin hocam. Buradan hocana, annene, babana seni bu yola gönderdikleri için, Kur'an yoluna seni feda ettikleri için annene babana da teşekkür ediyoruz. Rabbim sana başarılar ikram eylesin. Zihin açıklığı ikram eylesin inşallah. İnşallah. Okuyuşu, talimi, tecvidi daha hafızlık öncesinde bu kadar güzel, etkili. Rabbim daha da güzelini yapmayı ileriki yaşlarda ikram eylesin diyorum. Amin. Ben Ahmet Mahmut Kılıç yavrumuza 94 veriyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Sağ olun hocam. Devam ediyoruz. Mahmut kardeşim. Mahmut. Tebrik ederim. O hocam da yorum yapacak sana. Buyur oturabilirsin. Sen çok heyecanlandın. Bırakın gideyim diyor. Mevla Teala Hazretleri okumuş olduğu ayeti kerimelerde ve nüyessiruke lil yusra ayet-i kerimesini buyuruyor. Kolay olan bu dini mübini İslam'ı yaşamayı ve yaşatmayı biz sana kolaylaştıracağız buyuruyor. Ey Muhammed, Resulullah Efendimiz'e buyuruyor bu ayet-i kerimeyi. Mevla Teala Hazretleri Resulullah Efendimiz'e bu dini yaşamayı, insanlara anlatmayı ve yaşatmayı kolaylaştırdığı gibi sana da bu dini mübini İslam'ı yaşamayı, Kur'an'ı ezberlemeyi, Kur'an-ı Kerim hayatında yaşamayı ve insanlara peygamberi bir ahlakla yaşatmayı sana da kolay etsin, bizlere de kolay eylesin. Aha. Bütün gençliğimize, bütün inananlara da kolay eylesin inşallah. Yaşa. Devamındaki fezekkir inne fa'ati zikra, sen hatırlat ey Muhammed, muhakkak ki hatırlatmak fayda verir. Ayet-i kerimesinde buyurmuş olduğu şekilde bizlere sen Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini, feyzini, bereketini hatırlattın. Masumiyeti hatırlattın. Kur'an-ı Kerim'i bırakıp başka şeylere dalmamayı hatırlattın. Her şeye rağmen Allah'ın emri olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı hatırlattın. Mevla Teala Hazretleri senden, ailenden ve hocalarından razı olsun. Devamındaki ayet-i kerimede buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, nefsini temizleyen felaha erdi. Kurtulan kimse nefsini temizleyenlerdir. Muhakkak ki nefsini Allah'ın razı olmadığı şeylerden temizleyenler felaha erer. Sen felaha erenlerdensin. Mevla Teala Hazretleri bizleri de Kur'an ile felaha erdirsin inşallah diyorum. Aa. Ve ben sana 96 puan veriyorum. Mevla Teala Hazretleri senden, seni yetiştirenlerden, ailenden ve senin gibi evlatlar yetiştirmek için çalışan insanlardan razı olsun ve sayılarını arttırsın diyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam, Allah razı olsun. Mahmut Kılıç kardeşim hoş geldin. Evet, çok güzel okudun. Ben çok etkilendim senin okumandan. Şöyle bir gözlerini kapattı.
Ezber, yüzüne oku dedik ama yine ezbere okuyacağım dedi. Gözlerini kapattı ondan sonra. Kıyafet zaten tam derviş gibi maşallah. Hiç istifini bozmadan, etrafına takılmadan baş nasıl başladıysa öyle bitirdi. Hep aynı seste, aynı nefeste o şekilde bitirdi. Maşallah ben tebrik ediyorum kendisini. Kur'an-ı Kerim'i daha ezberlemeye başlamış. Yani hafızlığa başlamadan evvel bu tecvid uyumu, yani okurkenki tecvid uyumu, mahreçlere harflerin güzel çıkartması, kıraatını böyle naif, sade, sessiz, şey böyle sakin bir şekilde okuması gerçekten etkileyiciydi. Ben artık hafızlığa başlamaya, hafızlık yapmaya hazırım mesajını vermiş oldu. Zannediyorum biraz ezberleri kaldı. O ezberleri tamamladıktan sonra inşallah hafızlığa başlayacaktır. İnşallah. Ben Mahmut kardeşimize 98 puan veriyorum. Hocasına ve ailesine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet Mahmut, sen de söylemek istersin. Beğendin mi okuyuşunu? Güzel miydi? İstediğin gibi okudun mu? Kur'an okumayı seviyor musun? Evet. Tamam. Finalde görüşür müyüz? Görüşür müyüz finalde? Görüşürüz. İnşallah. Hadi gel bakalım, seni umurlayalım Mahmut. Gel öpeyim ben seni Mahmut. Çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmeldin. Evet, geçebilirsin. Evet sevgili seyircilerimiz, 8 yaşında bir yavrumuz elhamdülillah gerçekten edebiyle geldi. Çok artık Kur'an'ın ona vermiş olduğu ağırlık mı dersiniz? Mevla Teala artık yaratılışta veya ailesinin İslam'ın ona vermiş olduğu bir ağırlık mı dersiniz? Edebiyle geldi. Bir önceki yarışmacımız bizi heyecanlanmıştı. Kendi de çok heyecanlıydı. Yarışmacıya göre bizim de gerçekten ruh halimiz, stüdyomuzun ruh hali değişiyor. O da bir ağırlığıyla geldi. Gerçekten bizi de o ağırlığa, bizim kalbimize de onu sirayet ettirdi. Başını eğdi ve güzel bir şekilde suresini okudu. Rabbim yetiştiren hocalarından razı olsun. Gerçekten muhteşem bir okuyuş yaptı. İnşallah en yakın zamanda hafızlığına başlar ve hafızını güzel bir şekilde tamamlar diyoruz. Bu şekilde bir temenniyle beraber artık dördüncü yarışmacımıza... Maşallah diyelim kıymetli Müslümanlar. Buradaki kardeşlerimiz 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında hafızlık ilmi tahsil ediyorlar. Kur'an-ı Kerim ilmi tahsil ediyorlar. Onlara maşallah diyelim, dualar edelim ki nazar değmesin. Ülkemiz hafızlardan yoksun kalmasın inşallah. Şimdi yanımızda bugünün 4. yarışmacısı var. Muhammed Emin Alay kardeşimizle beraberiz. Onun da duygu düşüncelerini alalım. Daha sonra onu da yarışmamıza uğurlayalım inşallah. Muhammed Emin kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah. Heyecan var mı heyecan? Yok. Oo maşallah. Kaç yaşındasın? 11. Maşallah. Bize kendinden bahseder misin? Eğitim durumun nedir? Eğitim durumu hafızlık yapıyorum. Kaçta gidiyorsun? 16 ile gidiyorum. Oo bitti sayılır maşallah. Buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Söyle bakalım. Anneme babama çok teşekkürler ediyorum buradan beni gönderdikleri için. Maşallah. Hocalarıma da teşekkürler ediyorum beni bu şeye kadar okuttuğuna. Maşallah. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Bugünün 4. yarışmacısısın. Rabbim sana da muvaffakiyetler versin. İnşallah sen 1. olursun. Seni yarışmaya uğurlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Geçiyoruz. 4. yarışmacımız gelebilirsin. Buyur. Evet. Hoş geldin. Muhammed Emin Alay. Hoş geldin. Buyur. Şöyle alalım seni Muhammed Emin. Rahat bir şekilde oturabilirsin. Çok şıksın Muhammed Emin. Nasılsın? Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz Muhammed Emin? Adım Muhammed Emin, soyadım Alay. Evet. Fatih Medreseleri Tekke Şubesi'nde okuyorum. Evet, çok güzel. Erzurumluyum. Erzurumlusun. Hafızlık mı yapıyorsun? Evet. Kaç sayfayla gidiyorsun Muhammed Emin? 16. 16 sayfayla gidiyorsun. Kaç yaşındayım demiştin? 11. 11 yaşındasın, 16 sayfayla gidiyorsun. Yani hafızlığın artık son demlerine mi geldin? Ne zaman bitiyor hafızlık? İnşallah bir aya kalmaz biter inşallah. Bir aya kalmaz biter diyorsun, yani yüksek sayfayla bitireceksin öyle mi? 4 ham alıp bitireceksin. Rabbim inşallah tamamlamayı ikram etsin. Nasıl peki, hafızlıktan zevk alıyor musun? Derslerini rahat yapabiliyor musun? Evet. 11 yaşındasın ve günlük 16 sayfa ders veriyorsun ve bir ay içinde de bitireceğim diyorsun, yani 4 ham alacaksın. Zevk alıyor musun ezberden? Evet. Rahat yapabiliyor musun derslerini? Evet. Ne kadar zamanda bitiriyorsun dersini? Misal kaçta kalkıyorsun? İşte kaçta dersine başlıyorsun? 4'te ders vermeye kalkıyoruz. 4'te, gece 4'te yani. Evet. Evet. Sabah saat 8'de ders yapmaya kalkıyoruz işte.
11.30-12'ye kadar bitiyor dersim. 16 sayfayı 8'den 11.30'a kadar falan bitiriyorsun yani. Maşallah. Çok o zaman çok rahat bir şekilde ders yapıyorsun. Rabbim nazardan muhafaza etsin maşallah. Amin. Evet. Sonrasında yedek mi devam ediyor akşama kadar? Evet. Çok güzel Muhammed Emin. Çok teşekkür ediyoruz. Okumak istediğin yeri istersen açabilirsin. İstersen ezbere okuyabilirsin. Bizim için fark etmez. Ezbere okuyacağım. Heh, ezbere mi okuyacaksın? Tamam, olur. O zaman sendeyiz Muhammed Emin. Başlayabilirsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyevmil kıyameh. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Allah Muhammed, çok teşekkür ediyoruz. Mükemmeldin. Nasıl? Nasıl hissettin okurken? İyi miydin? İstediğin gibi okudun mu? Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Hocam, sizdeyiz. Muhammed Emin kardeşimize hoş geldin diyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten de hafızlığın ne kadar önemli bir iş olduğunu bu yaşında bizlere gösteriyor. Ve daha önceki programlarda da yarışmacılarımıza da hep söyledik. Hafızlığın başı soğandan acı, sonu baldan tatlıdır. Muhammed Emin kardeşimiz 16 ile gitmesine rağmen gece 4'te kalkıyor ve saat 11-12'ye kadar derslerini bitiriyor. Yani artık zihin alışmış, bünye alışmış, zihin genişlemiş ve artık kolaylaşıyor. Hiç zorlanmadan yapıyorum diyor 16 sayfayı. Bu ne demektir? 16 sayfa ders veriyor, 16 sayfa yarınki dersini hazırlıyor. Ve ileriden yapıyor. Bu demektir 32 sayfa. Yani 1,5 cüzden fazla. Maşallah. Gerçekten de maşallah emeği geçen hocasına, kendisini bu yola feda eden, hafızlığa gönderen annesine, babasına ben tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Muhammed Emin kardeşimize de Rabbim bir an evvel hafızlığını tamamlamayı da Rabbim hem ona hem bizlere de görmeyi ikram eylesin inşallah. Ben okuyuşu, talimi, tecvidi, kıraatıyla gerçekten de çok sade ve güzel bir okuyuş. Çok etkilendim. Kendisine ben 99 veriyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Allah razı olsun. Sami Hocam. Muhammed Emin kardeşim, tebrik ederim. İlk önce hafızlığını şimdiden tebrik ederim. Aileni tebrik ederim. Mevla Teala Hazretleri onlara iki cihanda saadetler nasip eylesin. Böyle hafız bir evlada anne baba olma şerefine nail eylesin. Senin kıymetini bilmelerini nasip eylesin. Hocalarını tebrik ederim. Saat 4'te kalkmak kolay değildir. Saat 4'te kalkıp Kur'an-ı Kerim ezberine oturmak kolay değildir. Senin emsallerin saat 7'de 8'de okula gitmek için binbir türlü canım cicimlerle kalkarken sen saat 4'te Allah için kalkıyorsun ve Kur'an-ı Kerim ezberliyorsun. Mevla Teala Hazretleri bunun mükafatını dünyada ahirette göstersin inşallah sana. Okuyuşuna gelince, şimdi senin yaşın diğerlerine göre biraz daha büyük gibi geldi bana. Daha büyük derken yani çok büyük değil ama bir anlayabileceksin. Onun için sana şunu söyleyeceğim. Güzel okuyorsun. Ben seni kulisteyken gördüm, hatta makamlar da yapıyordun.
Sana şunu tavsiye ediyorum. Kendi kendine okurken Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyevmil kıyameh ve la uqsimu bin nefsil levvameh. Bu şekilde okuyorsun kendi kendine okurken. Ama ekran karşısına çıktığında heyecandan bu dağılıyor. Sana birkaç tane destek olacak bir şey söyleyeyim. Şeddeli mim ve nunlarda 1,5 elif miktarı tut. Bin nefsil levvameh. Bin nef. Bak oralarda makam yapabiliyorsun. Bin nefsil levvameh. Bunları yapsana çok faydası olur. Ben kardeşime 95 puan veriyorum. Artı 1 puan da hafızlığından dolayı veriyorum. 96 puan veriyorum ben bu kardeşime. Okuyuşundan dolayı seni tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Mevla Teala Hazretleri bizlere de hafız olacak evlatlar nasip eylesin diye dua ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Muhammed kardeşim, yüreğine sağlık. Kur'an-ı Kerim okuyuşun çok sade, çok güzel. Sami hocamın söylediği gibi biraz daha makam katarsan inşallah çok daha fevka üsteye çıkacaktır. Ben yine şunu tekrar etmek istiyorum. Heyecan kontrolünü, yani heyecanlanabilir insan ama heyecanlanması çok normal bir şey insanın. Bunu kontrol etmesi, olaylara hakim olması çok önemlidir. Bunun için de yine tavsiye ediyoruz. Tecvidi, talimi ve makamı yani mahreçleri vesaireleri, bunları iyice bir kavradığımız zaman bunlar artık hani tabiri caizse çantada keklik durumuna, yani bunları ben zaten normal konuşurken okurken yapabiliyorum moduna geldiğin zaman artık makama yüklenme durumların önü açılacaktır. Sesinde bir duruluk var. O aynı şekilde yüzüne de yansımış maşallah. Allah nazardan saklasın. Tecvidin kurallarında biraz böyle birkaç tane hani aslında uyguladın ama uygularken hani birkaç uzatmaları eksik yaptın veya diğerine biraz fazla yaptın gibi oldu. Bunları tam oturtursan inşallah makam yaparken de daha böyle güzel bir okuyuş çıkacaktır diye sana tavsiyede bulunmuş olayım inşallah. Rabbim en yakın zamanda hafızını bitirmeyi nasip eylesin. Ben ufak bir şey daha anlatmak istiyorum senin dışında. Şimdi çocuklara soruyoruz hep kaç sayfayla gidiyorsun, 11 sayfayla, kaç sayfayla gidiyorsun, 5 sayfayla. Seyircilerimiz bunu merak ediyor olabilirler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz var. Her cüzde birer 20'şer tane sayfa var. Bütün cüzlerden birer sayfa ezberlediğiniz zaman 1 ile gidiyor olursunuz. Bir dönüş bitmiş olur yani. Sonra tekrar başa dönersiniz. Bu sefer ikinci sayfaları ezberlersiniz. Bu sefer 2 ile gidiyor olursunuz. Bu şekilde 20'ye kadar çıkarsınız. 30 cüzü 20 defa dönersiniz. Ve bunlar bittiğinde de hafız olmuş olursunuz. Yani bizim söylemiş olduğumuz şey budur. 11 ile gidiyorsa 11 defa Kur'an-ı Kerim'i 11. yani her cüzün 11. sayfalarını ezberlemiş demektir. Bunu da bilgi olarak sunayım istedim. Kardeşimiz yani 16 sayfayla gidiyor. 16. dönüşünü yapmış. Kalmış 4 sayfası ham olarak, yani çiğ olarak hiç yapmamış oldu. 4 sayfası kalmış. Onu da inşallah 4 tane, yani günde 4 tane yapacak. 4'ünü birden devirecek. Vitesi 4'e takacak, gidecek yani inşallah. Ona yakın zamanda bitecek. Finale kalırsa inşallah bir dahaki programa da hafız olarak gelmiş olacak diye tahmin ediyorum inşallah. Rabbim nazarlardan saklasın. Rabbim bütün ailelere birer tane hafız evlat nasip eylesin. Kız veya erkek fark etmez inşallah. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muhammed Emin... Puanımı söylemedim herhalde değil mi? Evet, evet, 94 puan veriyorum ben. 94 kardeşim, puan Muhammed Emin. Muhammed Emin inşallah Rabbim güzel bir şekilde hafızını tamamlamaya ikram etsin. Ailenizde başka hafız var mı? İlk sen misin? Abin var. Sen hafız olacaksın. Kardeşin hafızlık mı yapıyor? Aile boyu. Ablam da okuyor. Ablam da okuyor. Maşallah. Kaç kardeşsiniz? 5 kardeşsiniz. Hepinizde var mı? Bir en küçük kardeşim. Bir en küçük kardeşin daha yaşı mı gelmedi? Kaç yaşında o? 5 yaşında. O da inşallah başlar. Maşallah. Rabbim annenden babandan razı olsun. Demek ki Kur'an'a o kadar kıymet veriyorlar ki, o kadar muhabbetlerini geliştirmişler ki Mevla Teala onlara, bütün evlatlarına bu Kur'an'ın güzelliğini ikram edilmiş. Tekrardan tebrik ediyoruz seni, tekrardan teşekkür ediyoruz. Eğer finale kalırsan bir dahaki programa hafız olarak görüşür müyüz? Görüşürüz inşallah. İnşallah. İnşallah Muhammed Emin. Allah'a emanet ol bakalım.
Evet sevgili seyircilerimiz, birbirinden kıymetli, birbirinden heyecanlı, birbirinden güzel yarışmacılarla, talebelerle birlikte oluyoruz burada. Elhamdülillah bu FM TV sayesinde, bu program sayesinde bizler de onlarla tanışmış oluyoruz. Hem duygularımızı yeniliyoruz hem de gerçekten çok kıymetli çocuklarla tanışmış oluyoruz. 11 yaşında yani Kur'an'ı güzel bir şekilde ezberlemiş ve zevk alıyor Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten. Geceleri kalkıyor, devam ediyor derslerine ve gerçekten görebiliyoruz biz onun Kur'an-ı Kerim'e vermiş olduğu kıymeti. Rabbim inşallah bu yavrularımızın sayılarını çoğalsın. Kur'an-ı Kerim'e ne zaman bu kadar biz ümmet olarak ne zaman bu kadar çok kıymet vermeye başlarsak o zaman Mevla Teala da bizleri bu dünyada ne yapacaktır? Feraha erdirecektir. Ahirette de mükafatını verecektir inşallah. Evet, sözü fazla uzatmadan son yarışmacımızı alacağız. Son yarışmacımız. Maşallah maşallah. Muhammed Emin kardeşimize hafızlık yolunda başarılar diliyoruz. Tez zamanda bitirir inşallah diğer kardeşlerimiz de. Şimdi bugünün son yarışmacısıyla tekrar karşınızdayız. Muhammed Kümüslüoğlu kardeşimizle beraberiz. Onun da duygu düşüncelerini alalım. Daha sonra son yarışmacımızı da yarışmaya uğurlayalım inşallah. Muhammed kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? İyiyim. Elhamdülillah. Peki şimdi biz biraz seni tanıyalım. Eğitim durumun nedir Muhammed? Hafızlığa hazırlık. Hafızlığa hazırlık yapıyorsun maşallah. Hangi kursta okuyorsun? Fatih Medreseleri Esentepe Şubesi'nde. Maşallah. Buradan ailene, arkadaşlarına, hocalarına söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Söyle bakalım. Beni kursa gönderen anne babama, okutan hocalarıma teşekkür ediyorum. Maşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi seni bugünün son yarışmacısı olarak stüdyoya uğurluyoruz. Rabbim seni muvaffak etsin. İnşallah sen birinci olursun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci yarışmacımızı alıyoruz. Sahneye gelebilirsin. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Muhammed. Doğru mu? Evet. Buyur bakalım. Bugün yarışmacılarımızdan ikinci Muhammed'i ağırladık. Nasılsın Muhammed? İyiyim. Canavar gibi duruyorsun. Güzel duruyorsun yani bomba gibi. Öyle mi? Öyle. Çok güzel. Muhammed seni kısaca bir tanıyalım. Adım Muhammed, soyadım Kümüslüoğlu. Evet. Hafızlığa hazırlık yapıyorum. Çok güzel. Hangi kursta okuyorsun? Fatih Medreseli Cihan Vakfı kursunda. Evet. Hocanın ismi ne? Fatih Hoca. Hocana buradan bir selam göndermek ister misin? İsterim. Bir el salla bakalım hocana buradan. Seni çok çalıştırıyor mu? Çalıştırdı. İyi. Bir Allah kendisinden razı olsun. Kur'an okumayı seviyor musun Muhammed? Seviyorum. Güzel. Peki yatılı mı okuyorsun yoksa gidip mi geliyorsun? Nasıl? Gidip geliyorum. Gidip mi geliyorsun? Evet. Çok güzel. Maşallah. Okumak ister misin? Başlamak ister misin? Evet. Yüzüne mi okumak istersin, ezbere mi? Yüzüne. Yüzüne mi okumak istersin? O zaman evet. Açabilirsin yerini. Heyecan var mı Muhammed? Var. Nasıl alabiliriz o heyecanı? Bilmem. Birden ona kadar saymak ister misin heyecan gitsin diye? Evet. Say bakalım. Bir, iki... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitti mi? Gitti. Tamam, bir besmele çek o zaman. Başla bakalım Muhammed. Muhteşemsin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqissemâvâti vel ardi ve ihtilâfi'l-leyli ve'n-nehâri le-âyâtin lil-elbâb ellezîne yezkurûnallâhe qiyâmen ve qu'ûden وَعَلَى جُنُوبِهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
Rabbena ma khalaqta haza batila Subhanaka faqina azaban nar Rabbena inneke men tudkhilin nar faqad akhzaytah وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعد تنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Maşallah Muhammed, mükemmelsin. Beğendin mi? Beğendim. Nasıldı? Sen beğendiysen tamam. Ahmet hocam sizdeyiz. Muhammed kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Muhammed? 9. 9 yaşındasın maşallah. Çok da sevimlisin. Bugün gerçekten de her yarışmacımız adeta birbirleriyle yarışıyor maşallah. Hem yakışıklılıkta hem ahlakta, duruşuyla, ahlakıyla. Gerçekten de Kur'an'ın ahlakını onlarda da görüyoruz. Evet. Kur'an'la meşgul olan çocukların durumunu, neslin durumunu burada görmüş oluyoruz. Rabbim tüm yavrularımızı Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın inşallah. İnşallah. Muhammed kardeşim nerelisin? Bitlis. Bitlislisin maşallah. Ülkemizin dört bir tarafından da yavrularımız çiçekler açıyor elhamdülillah. Fatih medreseleri her yerde yetiştirmeye devam ediyor. Rize'den, Bitlis'ten, Ağrı'dan, Erzurum'dan maşallah şükürler olsun her yerden çiçeklerimiz var. Rabbim sayılarını arttırsın, ziyade eylesin. Amin. Daha hafızlığa hazırlık olmasına rağmen gerçekten de elhamdülillah artık hafızlığa başlayacak hale gelmiş bir kıvamda. Evet. Okuyuşu, talimi, tecvidi, kıraatıyla gerçekten de bizi çok etkiledi. Çok beğendim. Kendisine tebrik ediyorum. Hafızlık yolunda başarılar diliyorum. Annesine babasına da yavrularını bu yola yolladıkları için, Kur'an nuruyla, Kur'an'la meşgul olsun diye hafızlık yolunu seçtikleri için annesine babasına da teşekkür ediyorum. Muhammed kardeşimize, hocasına da başarılar diliyorum. Ben kendisine 96 veriyorum. Bundan sonraki hayatında da Rabbim zihin açıklığı versin, başarılar ikram eylesin inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Kardeşim tebrik ederim. Takdir ediyorum. Mevla Teala'nın bizlere öğütlemiş olduğu en güzel ayetlerden birkaç tanesini okudun. Hafızlığa hazırlık aşamasında bile bu kadar güzel okuyabiliyorsan gerçekten de en kısa zamanda hafızlığa başlayacaksın, yakınlaşmış demektir. Sana ben 96 puan veriyorum. İlk önce puanımı söyleyeyim. Sonra birkaç tane dua ayeti okudun. O duayı hep beraber edelim. İzleyicilerimiz de amin desin. Estağfirullah. Rabbena innena semi'ana münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. Amin. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye bir nida duyduk ve biz sana iman ettik. Rabbena fagfir lana zunubena, Allah'ım ne olursun bizim günahlarımızı bağışla. Ve keffir annâ seyyiatina, hatalarımızı ört. Ve teveffena ma'al ebrar, Allah'ım bizi iyilerle beraber haşret. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede yapılan duanın sırrına seni, aileni ve tüm Müslümanları mazhar eylesin inşallah.
Bu ayet-i kerimede anlatılan akıl sahiplerinden eylesin seni inşallah. Okumuş Amin. Olduğun ayet-i kerimeler hürmetine Mevla Teala Hazretleri duanı ve dualarımızı kabul eylesin inşallah. Amin. Ben senin ailene, hocana tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizi memnun ettin. Mevlam da seni memnun eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Muhammed hocam. Muhammed kardeşim hoş geldin programımıza. Bugün isimlere dikkat ettin de hepsi aynı fiilden geliyor Arapçalar. Hı. Mahmut, Ahmet, Mahmut, Muhammed, Muhammed. Hepsi aynı fiilden geliyorlar. Evet. Hepsi o fiile mazhar olurlar inşallah. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in de isminin de geçmiş olduğu şeyden geliyorlar. Fiilden geliyorlar. Bu dikkatimi çekti. Belirtmek istedim. Allah kardeşimiz hafızlığa başlamaya artık hazırım diyor. İnşallah ezberleri tamamladığı zaman hafızlığa başlayacaktır. İnşallah. Hafızlığa başlamamış bir öğrencinin bu sadelikte böyle bir naiflikte Kur'an-ı Kerim okuması çok güzel. Heyecanı da iyice içine bastırmış. Böyle biraz boynunu büktü. İyice içine bastı. Heyecanı dışarı doğru vur gitsin yani. Tamam mı? İçinde bırakma. Evet. Rabbim inşallah hafızlığa başladığı ve hafızını bitirdiği günleri görmeyi bizlere ve ona nasip eder inşallah. Ben kendisine 94 puan veriyorum. Bu seviyede yani hafızlığa başlama seviyesinde tecvidle, talimle ve mahreçle alakalı, kıraatle alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu seviye evet. için gayet güzel bir şekilde okudu. Evet. Rabbim kendisinden razı olsun. Allah hazine açıklığı versin inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet Muhammed sendeyiz. Sen neler söylemek istersin? Beğendin mi? Beğendim. Hocalarımıza bir şey söylemek ister misin? İsterim. Ne söylemek istersin? Beni kursa gönderen anne babama, okutan hocalarıma teşekkür ederim. Evet, Allah her birerlerinden razı olsun. İnşallah hafızını en kısa zamanda tamamlarsın. İnşallah. İnşallah. Bir de Bitlis'e el sallamak ister misin? Evet. Bir de el salla bakalım. Bitlis'te var mı kimse deden, anneannen falan orada? Amcam var. Amcam var. Bir amcana el salla o zaman. Ondan sonra seni uğurlayalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Muhammed çok memnun olduk. Seninle tanıştığımıza tekrardan görüşürüz inşallah. Hadi bakalım. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün de birbirinden kıymetli, birbirinden heyecanlı, birbirinden gerçekten değerli yarışmacılarımızı ağırladık elhamdülillah ve programımızın sonuna geldik. Kısa bir araya gireceğiz. Sonrasında jürilerimizin puanlarını açıklayarak bu haftanın finalistini, programımızın 3. finalistini belirlemiş olacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.